Selamlar, sevgiler, saygılar. Watch Dogs 2 ile tekrar birlikteyiz. Anonymous çeviri ekibinin Türkçe yamasıyla oynamaya devam ediyoruz. Yama gördüğünüz üzere tekrar çalıştı. hafta sonu malum söylemiştim, yayın yapamamıştım. Yani Watch Dogs 2 yayını yapamamıştım. Türkçe yama ile ilgili bir sıkıntı vardı. Ben Windows 7'den Windows 10'a geçince benim sistemim Anonymous çeviri ekibinin sisteminde tabii yeni Windows 10 sistemi olarak görünmüyor. Onlar da yeni bir makine olarak görünüyor ve tanımlanmadığı için de yama uygulanmıyordu. Nihayetinde bugün çözdüler, hallettiler sağ olsunlar. Teşekkür ediyorum kendilerine. Bu hafta sonu canlı yayınlarda oynayacağız. Cuma, cumartesi, pazar akşam artık hangi günler olur, hangi saatler olur bilemiyorum. Ama ben arada bir tane offline olarak video çekeyim, yayınlayayım istedim ama yine bir sürü problemle karşılaştım. Ben bu Windows 10'u sevmedim mi nedir bilemiyorum. Alışamadım herhalde ya da çözemedim. Open Broadcaster Windows 10'da Watch Dogs 2'de sorun çıkardı. Normalde oyun yakalama kipinde ben kaydediyordum videolarımı ve hiç sıkıntı çıkmıyordu. Ama oyun yakalama da görmedi. Ne yaptıysa ben 1-1,5 saattir falan onunla uğraşıyorum. Oyun yakalamada görmedi. Pencere yakalama ya da ekran yakalama modunda görüyor. Onda da inanılmaz FPS düşüşleri, droplar, performans kayıpları yaşanıyor. Şu anda zaten siz de hissediyorsunuzdur. Bunu ben çözmeye çalışacağım. Nasıl çözeceğim bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. İnşallah çözülüyordur. Şurada güzel bir araba bulmuşken bunu alayım bari. Bu bölümü böyle biraz kısa tutacağım. Aa, abla. Ablanın arabasıymış. Ablacım ya. 2 dakika bineydim ya, alaydım ben. Aa. Hayır. Gideceğim, gideceğim. Aldım arabasını. Neyse. Zaten şey, hard diski de değiştiremediğim için SSD'ye aktaramadığım için oyunu. Malum Metro geldi, Metro'yu SSD'ye kurdum. Buna yine yer kalmadı. Oyunu oynarken de ufaktan böyle hard disk yüklemeleri esnasında küçük böyle takılmalar falan oluyor. Artık yapacak bir şey yok. Onunla idare edeceğiz. Benim sistemim bu yani. Elimden gelen bu. 10 senelik bir işlemci kullanıyorum. 10 senelik işlemcinin bu kadar oynattığına, bu kadar video kaydı yaptırabildiğine ben şükrediyorum. Bir de araba kullanmayı becerebilsem süper olacak. Neyse. Şu anda saçmalıyorum. Bakayım görevimiz ne? Oradan bakmıyorduk tabii. Ben birkaç gün oynamayınca unutuyorum malum. DedSec uygulamalarından bakıyorduk. Oyun tekrar Türkçe'ye çok güzel oldu. Yani buna bakarken tabii bir yandan oyun dursa iyi olur. Akmaya devam ediyor trafikte. Bu arada hatırlatayım. Anonymous çeviri bayağı gaza gelmişler herhalde. Hızlı bir şekilde bir sürü oyunu birden çeviriyorlar. Şu anda aslında bizim oynadığımız biraz erken mi başladım ona, başlamasa mıydım acaba diye düşündüğüm kontrol oyununu da şu anda çeviriyorlar ve 2 hafta falan oldu çeviriye başlanalı. %70 olarak çeviriyi güncellemişler ve birkaç gün içinde bitecek büyük ihtimalle. İnşallah oyunu bitirmeden biter. Hatta elimde 2 tane yayınlanmamış bölüm var. Kontrol, acaba diyorum bu hafta sonu kontrolü oynamayıp bir dahaki hafta sonuna Türkçe yayınlandıktan sonraya bıraksak da en azından oyunun yarısını Türkçe mi oynasak diyorum. Ben de o arada o 2 tane bölümü yayınlarım YouTube'da. Bol bol Watch Dogs 2 oynarız. Başka çeviriler Hitman'i çeviriyorlar mesela, elimde var, almıştım, bekletiyorum. Hitman 2016'yı da 2018'i de Hitman 2'yi de çeviriyorlar. İnşallah önce Hitman 1 biter hızlıca. Biter bitmez ona da başlayacağım. Anonymous bu ara hakikaten hızlı ve sağlam geliyor gibi görünüyor. Bakalım. Allah hepsine, bütün çeviri ekiplerine, bütün çevirmenlere, bütün gönüllü arkadaşlara gayret kuvvet versin. Biz de onlar sayesinde oyunları Türkçe oynuyoruz. Güzel oluyor. Ben tabii buradan göreve bakacaktım. Yine göreve bakamadım. Bu ana görev. Yan görevimiz yok muydu ya bizim? Ha var. Bu isim şey, tamam. Bunun yarısına, hatta yarısını da geçmişiz. Buna ben devam edeyim. Haritada göster diyeyim. İşaretleyeyim. Ben işaretlemedikçe göstermiyor. Halbuki o seçiliydi zaten. Haritaya gelene kadar. Uzak mıymış? Uzakmış. Ne yapacağız peki orada?
Yerel radyo sinyalleri hackleyip, yine radyo sinyalleri hackleyeceğiz herhalde. Geçen sefer de öyle bir şey yapmıştık. Bir evin dış cephesinden tabii bu şeyi. Hayır, arabadan indim. E bas köprüde. İntihar edeceğim zannedebilirler. Başbakan, başbakan veya eski başbakanlar oradan geçiyorsa hemen köprüde korumalarını durdurup beni engellemeye çalışabilirler. Oluyor öyle şeyler malum biliyorsunuz. Ben bu arada yanlış yere gidiyorum. Haritada şeyi işaretledim ama bu taraf. Köprüyü bir daha geçeceğiz. Neyse. Dalgınlık diz boyu. İnşallah kayıtta çok büyük sıkıntı yoktur. Şu görevi yapayım. Zaten yan görev. Sonra videoyu sonlandıracağım. Zaten videonun ilk 5 dakikasında gevezelik ettim. İkinci 5 dakikasında bu yolda geçer. 10 dakikayı harcamış oluruz. Sonraki 15 dakikada da inşallah görevi yaparsak güzel olur. 25 dakika, yarım saat yeterlidir. Aa, benim için. Benim bir oyuna özellikle böyle işte açık dünya hacklemeli, adam öldürmeli, araba kullanmalı falan böyle detaylı, yan görevli falan filan. Kendini geliştirmeli. Çok fonksiyonlu oyunlara alışmam. Bir 10 bölüm falan sürüyor. O yüzden böyle acemiliklerimi yani olumlu görün. Maruz görün. Mazur görün. Mazur mu denir, maruz mu denir? Neyse. Yani ben şu anda oyunda gayet akıcı oynuyorum. Gerçi oyunu da ben 30 FPS'ye kilitledim. Yani 30 FPS de sıkıntı çıkarmadan akıyor oyun da. İşte kayıt ekranı, kayıt videosu biraz sıkıntılı. Aynı problemi aslında şeyde de çıkarmıştı. Hafta sonu canlı yayında. Burada takıldı. Gears of War Ultimate Edition oyununda da yapmıştı. Onu da ben pencere modunda kaydetmek zorunda kaldım. Gerçi o hani nispeten daha eski bir oyun olduğu için onda pek sıkıntı çıkarmadı. Evet, dondu. İşte bu donmaları hard diskten dolayı yapıyor. SSD, keşke daha büyük bir SSD'm olsa. Bütün oyunları oraya kurabilsem o zaman sıkıntı çıkarmaz. Şu anda kontrol ve metro var orada. Bir de zaten sistem var, işte programlarım var falan filan. Bir 30 GB'da boş yer olması gerekiyor minimum. Ya yani anca o kadar var işte. Baya uzakmış ya burası. Hızlı mı seyahat yapsaydık acaba? Sistemin ne diye soracak olan arkadaşlar olabilir. Ara ara videolarda söylüyorum ben. Canlı yayınlarda falan da söylüyorum ama. Yine söyleyeyim. i7-870 işlemci. 2.97-93. 2.93 GHz. 870 yalnız. 8700 değil. 870. Yani birinci nesil. i7 işlemci. 4 çekirdekli ama. Yani 10 senelik bir işlemci. Artık ufak ufak bana müsaade falan diyor ama ben tutuyorum onu biraz daha. Bir çay daha falan diyerek oyalıyorum sürekli. Ama kalkıp gitmeye niyetli yani. O 10 sene dile kolay. RAM, DDR3 RAM. Eski sistem olduğu için, eski anakart, eski işlemci olduğu için eski tip RAM'lerle uyumlu. DDR4 değil, 8 GB. DDR3 RAM'im var. Zaten anakart 8 kaldırıyor. O lan direkt kendimizi gösterdi. Ben silahımı neyle seçiyordum ya?
Oho, öleceğim. Ah be, bomba mı? Yapma yahu. Galiba vurdum. Aa, kasma. Ekran kartımda GTX 1060 3 GB. 1060'ın da düşük olanından yani. 8'lik şey 6'lık değildi. 3'lük. Yetiyor şimdilik. İdare ediyor. Zaten 6'lık da olsa işlemci sürekli darboğaza girdiğinden. Ah be. Öleyim ama ben buraya gireceğim. Polis de geldi işin kötüsü. Buraya gireceğim. Bir de hackleyeceğim. Arabayla dalmayaydım, iyiydi. Daha önce hacklediğim o bina normal evdi. Burayı da öyle gibi düşünerekten birazcık dalmış olabilirim ama. Bu resimdekiler fok muydu? Deadsec. Güzel, yakında başlattı. Ama tabii arabam yok. Arabasız başlattı. Ha. Olur. Hadi gir içeri hadi. Ah be girmedi. Aha hepsi birden giriyor. Girecek. Hepsine birden mi patlayacak? Oha 3 kişi birden. 4 mü kişi? Oha süper. 4 kişi birden şey oldu. Mefta oldu. Güzel. Benim nereye girmem gerek? Orada bir kamera var. Şu nedir? Aa, veri transferini başlat. Oraya yakınlaşma. Fiziksel hack. Yakınlaşmam lazım. Ah be. Ah be. Ah geri geri gitti ya. Neyse şunu. Onlar öldü galiba. Şurada bir kişi kaldı. Burada bir kişi var. Neyse galiba 2 kişi kaldı sadece. Ben şey yapayım. Başka etrafta oh, çıkamıyorum. Hackleyebileceğim falan bir şey yok gibi. Ha, buraya yakınım şu anda. Olur mu acaba?
Ah be. Olmuyor herhalde ya. Yani daha mı yakın olmam lazım acaba? Yok, içeri girmem. Direkt oradan almam lazım. Böyle olmayacak. İçeri nereden girebilirim? Ah be, ne? Olmadı bu ya. Hayvancık, seni vurmak istemezdim ama vuracağım. Haydi. Herhalde bitmiştir diye tahmin ediyorum. Aha. Bitmemiş. Buradan hackleyeceğiz illa. Polis geliyor ama. Kaçılıyor diyor. Polis gelemiyor herhalde. Ha, polis gelemiyorsa iyi. Şimdi ben dışarı çıkarsam polis kesin gelir. Bu içeride bekleyeyim şu kaçılmasını. Bu arabalar da fena değilmiş ha. Zırhlı araç gibiler. Bir tanesini alayım bari. Çal çal, istediğin kadar çal. Tamam. Torpido da yağmalandı. Otomatik yapıyor onları. Tablet bulduk. İyiymiş. Ağaçlar da hemen bölünüyor yani, baya doğranmış gibi gövdeleri. Şimdi bu görev tamam mı yani? Bakayım. Evet, biraz daha ilerlemiş. Galiba bir tane kaldı. Onu da mı yapsak ya? Onu da yapayım. Haritada göster dedim. Göstermedi. Ha, görevi takip et diyeceğim önce. Aynı yer. Bulunduğum yer. Evini bastık. Evet. Kanıt bulduk. Tamam. Hackleyip birazcık kurcalama ile kendi isimlerini ifşa edeceğim. Nasıl yapacağım bunu? Nasıl ya, bir dakika. Oradan yukarı çıkmam lazım. Geri dön. Yol bana tabii gitmem gereken yeri trafik kurallarına göre gösteriyor. Yani bu ters şeritten gidersen oraya daha hızlı ulaşırsın demiyor, çünkü ters şerit. Şimdi, ah pardon abicim, azıcık kafanın üstünden geçmiş olabilirim. Kuzen, uykun mu kaçtı? Benim sesime mi uyandın yoksa? Ha. Polis arabası mı bu? Eyvah eyvah. Bu araba da çok dandikmiş ya. Tamam, zırhlı ama. Orada da başka araba yoktu ya, maalesef. Bu da mı polis? Yok, değil. Aman amanın amanın, aşağılara düşmeyeyim. Beni yine köprüye soktu bu ya. Buranın üstüne çıkmam lazım. Niye buranın üstünde başka yerden çıkış yok mu? Ta gidip köprünün sonundan geri döneceğim. Şuradan çıkarım ben de. Yani bence çıkarım.
Galiba sanırsam inşallah çıktım. Tamam. Oo. Ha, evet ben buradaki işi eksik yapmışım. Yaptım ama eksik yapmışım. Ha. Abi. Oldu mu? Görev tamamlandı. Bir an Tomb Raider falan oynuyorum mu zannettin? Niye ben oraya tırmanmaya çalışıyorum ki? Kaç saattir? Ha, köpekler geri mi geldi? Evet, çok şaşırdım. Hey Allah'ım ya. Buymuş. Neyse kırpacağım bu videoyu da. Normalde kırpmakla uğraşmayacaktım. Öyle şeyler istemiyordum ama. İşte yani. Bazen kendi kendime işleri zorlaştırıyorum. Hey. Çok aşamalı bir yan görevmiş yalnız ya. Bitirdik sonunda ama neyse. Yani. Geçtim. Şimdilik o zaman bu bölümü burada sonlandırayım. Kısa bir bölüm olacak olsun. Olsa iyi olur diyordum ama şu anda yo yine yarım saat kaydetmişim. Demek ki işte 5 dakikasını kırpsam 25 dakikalık bir bölüm olacak. İyi güzel yine kısa olacak. O zaman hafta sonu cuma akşamı canlı yayında görüşebilirsek, görüşemezsek YouTube'da cansız videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.